Bir dakika Sayın Başkan. Hep ama doğruyu söylemiyorsunuz başkanım. Bakın. Önergeyi söyleyeceğim bir saniye. Bakın Sayın Başkanım. Orada Tevfik Bey, tartışma bitti. Önergeye geçin, ikinci önergeye oylayalım lütfen. Ne konuşacağımıza siz mi karar vereceksiniz? Ben karar veriyorum. Hayır, meclis başkanıyım ben. Şu an önerge, ben karar veriyorum. Öyle bir şey yok. Bakın, şu anda vakit, arkadaşlar bakın şu anda vakit önerge vaktidir. Lütfen ikinci önergeyi okuyun dedim. Arkadaşımız mikrofonu keser misiniz? Ben konuşmamı bitireyim lütfen. Tevfik Bey, şu anda önerge vaktine geçtik. Bu konu münazara edildi, ben kararımı verdim. Lütfen ikinci önergenizi alalım. İstanbulluların bize emanet etmiş oldukları bu görevi en iyi şekilde yapmış olmanın huzuruyla ve vicdanen müsterih olarak İstanbulluların huzuruna döneceğiz. Emin göndermesi yaptığınız husus çok ince bir ironidir. Ben ne demek istediğinizi anladım. Ama konuşmanızda düşünmüştüm ki biraz güzel konuşma konusunda 23 Haziran da size bir ders verdi diye düşünüyorum. Bakın şimdi burada emin olma ve emanet konusundaki bağlantılar en azından benim anladığım kısmıyla bir gönderme içermektedir. Emanet kelimesinde niye bu kadar alındınız onu anlamadım. Yeryüzünde bize hizmetkar kılınmış, yeryüzünde bizim üzerimizde emeği olan insanların bizim üzerimizde hep emekleri vardır ve emanetleri vardır. İstanbul halkı bize bir emanet tevdi etmiştir. Bu emaneti tevdi ederken biz de bu emaneti yeni emniyet bildiğimiz, emin bildiklerimize, İstanbul halkının emin bildiklerine tevdi ettik. Emin olma ve emanet konusundaki bağlantılar en azından benim anladığım kısmıyla bir gönderme içermektedir. Burada artık emanet sahibine verilmiştir, size verildiği gibi herkes işine ve görevine bakmalı. Şunu size emanet ediyoruz, bunu emanet ediyoruz gibi kimse kimseye bir şey emanet etmiyor arkadaşlar. Emaneti millet verir, millet alır. Bunun da o Pontus ifadesi gibi bir dil sürçmesi olduğunu tahmin ediyorum. Bundan daha doğal ne olacak? Bir başka şey ise emanet kelimesine rahatsız olmayın. Emanet kelimesinden şundan dolayı rahatsız olmuş olabilirsiniz. Çünkü emanet emin insanlara tevdi edilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iletişim organı olan bir gazetede ve Sayın Başkan'ın da iletişimini üstlenmiş bir gazetede İstanbul Valimizle ilgili ahlak dışı bir haber çıktı. Özellikle söylüyorum. Ahlak dışı bir haber. Yalan, iftira bir haber çıktı. Ben şimdi özellikle şunu istirham ediyorum. Siyaset yaparken iletişimin kurallarını ve oyunlarını yapabilirsiniz. Algıyı yönetmek için çok şey yapabilirsiniz. Ama biliniz ki yalanla ve iftirayla kurmak istediğiniz kuleleriniz çabuk devrilir. Ve siz yalan ve iftirayla kurmak istediğiniz kuleleriniz çabuk devrilir. Şimdi bilgimiz var. Allah aşkına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden borçlanma kararı geçmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl borçlanabilir? Bahsettiğiniz gazete Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı değildir bir. İkincisi Sözcü Gazetesi saygın bir gazetedir iki. Üçüncüsü iftira kanallarını açık tutan gazeteleri özellikle ben son 6 ayda iyi tanıdım 3. Ve dördüncüsü olarak da şunu söyleyeyim. Orada Vali Bey'in şahsına dönük yanlış ifadeler vardır. Bunu ben de biliyorum. Şimdi sunum yapacağım. Orada ben doğru ifadeleri aktaracağım. O da gazeteciyi bağlar 4. Yorumu gazeteciyi bağlar 4. Dolayısıyla hani burada Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir organik bağ olmayan bir gazeteyi
şahsıma dönük de sadece haber yapan. Ama bir ben şunu çok dikkatle, çünkü benim şahsımı da ismini geçirdiniz. Yani Ekrem İmamoğlu'nu övmeyle sorumlu ya da o anlamda bir cümle kurdunuz. Sadece benimle ilgili haber yapan bir gazete, ama ben özellikle 7-8 gazetenin iftira dolu kelimelerle, cümlelerle ne kadar acı ve ne kadar böyle insanın kişisel hayatıyla ilgili haber yaptığını son 6 ayda görmüş birisiyim. Bakınız, bakınız, bunu şunun için söylüyorum. Biz bu çalışma düzenimiz içerisinde başka kurgular üzerinde iş yapmayarak gelin işi doğruluk ve dürüstlükle İstanbul halkına hizmet ederek devam ettirelim. Bu hassasiyetinizi özellikle bu yorumları yapan gazeteleri bir yani empati yaparak kendinizi yerine koyarak analiz etmenizi ve vicdanınızda sorgulamanızı öneririm. O zaman iftira ve yalan haber üzerine kurulu gazetenin hangi gazeteler olduğunu çok iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Tevfik Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyet tarihinde aynı dönemde iki tane veda konuşması yapan başkan vekili olarak huzurlarımızda, seçim iki defa olunca veda da iki defa oldu. İkinci bir veda konuşması dediniz. Ben veda konuşması yapmadım, yeni bir başlangıç konuşması yaptım. Bir kısım cevap şeklinde dönüştürürsek bu sabaha kadar sürer. Ben şimdi huzurlarınızda bunu servis eden her kimse, ki üç aşağı beş yukarı bilgimiz var, Allah aşkına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden borçlanma kararı geçmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl borçlanabilir? Planlanan bütçeye göre gelirler giderler arasında eski parayla 3.2 katrilyon liralık, yeni parayla da 3.2 milyar liralık bir fark vardır. Bu bütçenin var olan rakamların okumasıdır. Paranın, emeğin, üretimin, hak ederek kazanmanın önemini, değerini bilen hiç kimse kendi bütçesini bu anlayışla yapmaz. Çok net ifade ediyorum ki yapmaz. Bu sırtını merkezi hükümete yaslamanın, sorgulanmadığının, bilinmesinin rahatlığı içinde hazırlanmış ne yazık ki yanlış bir bütçedir. Kasada vergi ve maaşlar için para bırakmak gerekirken belediye ile iş yapmış kişilerin geçmişe dair borçlarını kapamak öncelenmiştir, özellikle Mayıs ayında. 4 milyar liralık gelir kaybına karşılık giderleri düşürmek amacıyla hiçbir çalışma yapılmamış olduğu için giderlerde de bir gerileme olamamıştır. Bu nedenle bütçe açığımızın an itibariyle ne yazık ki 7.2 milyardan eski parayla 7.2 katrilyondan az olmadığını ifade etmek isteriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelirleri ve giderler arasındaki fark 2008 krizinde bile bu kadar açılmamıştır. Belediyenin gelirleri artmadığı halde giderlerinin bu kadar hesapsız ve ölçüsüz artmasının iki nedeni vardır. Birincisi, belediyedeki mevcut israf düzeninden ne yazık ki faydalanan bir avuç insanın çıkarı gözetilmiştir. Onların sürekli artan talepleri karşılanmaya çalışılmıştır. İkincisi ise son yıllarda ülkenin sürekli bir seçim atmosferi içerisinde olması nedeniyle makroekonomik gerçekleri ve dengeleri içe sayarak seçim ekonomisi uygulanan bir ortam sağlanmıştır.